Sevgili seyirciler, yeni bir bilgi danış programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bugün farklı bir konuda, Türkiye'den farklı bir konuğumuz var. Türkiye'den Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur Bey ile birlikte Korona ile ilgili konuşulmayanları konuşacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Öncelikle size ve oradaki yurttaşlarımıza da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsine sağlıklı, güzel günlerin olmasını diliyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Davetimizi, program davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam şimdi malum korona diye bir pandemi var, salgın. Bu salgın yaklaşık 8 milyar insanı kendi iradesi dışında eve kapattı. Bir takım önlemler alındı. Şimdi bu koronayla mücadele önlemlerinin dışında korona sonrasıyla ilgili de bazı önlemlerin gündeme gelip tartışılmasını doğru bulduğumuz için biz sizinle bu koronaya alınan önlemler üzerinde farklı bir konuda görüşmek istiyoruz. Salgın sonrası toplumsal ilişki düzenimizde yeni bir hayatımız olacağına dair bunu biliyoruz, bunu bekliyoruz. İpuçları var çok fazla. Şimdi size göre yeni bir hayat tarzı oluşturulmasında insanlar zorluk çekecek mi? Şimdi ben öncelikli olarak beni çağırdığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Koronavirüs bir enfeksiyon. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum. Ben çocuk enfeksiyon uzmanı değilim. Çocuk romatizma uzmanıyım burada gördüğünüz gibi. Ama hayatın her alanına girdiğimiz zaman hayatın her alanında tabii ki hekimlikle birlikte oluşan bir ilişkimiz var. Hekimlik sözcüğüyle başlayıp birazcık sizle felsefi konuşalım. Daha insancıl bir konuşma olsun demiştiniz. O yönden yola çıkarak başlamak istiyorum. Hekim evet. Sözcüğü biliyorsunuz Türkçe'de hikmetten gelir. Hikmet sahibi olan kamil kişiler anlamındadır ve iyilik yapmak amacıdır. İnsanlara yardım etmek amacıdır ve biz bu ülkedeki hekimler tıpkı Atatürk'ümüzün de dediği gibi bütün insanlara Türk hekimleri olarak iyilik yapmak, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu ezber bozan bir virüs. Daha önce hiç bilmediğimiz, bundan bana 5 ay önce Metin Bey siz bu soruyu sormuş olsaydınız koronavirüs nedir diye bizim bildiğimiz bazı koronavirüsler vardı. Doğru dürüst hiç enfeksiyon yapmaz. Çocuklarda böyle biraz büyüklerde de öksürük aksırık yapıp geçerdi. Ama ülkemizde ve insanlığın gündemine işte Aralık ayı sonunda giren bir koronavirüs var. Aralık'tan sonra Nisan'ı da bitirdiğimizi düşüneceksek yaklaşık 4-4,5 aydır insanlığı gündeminde olan, yani gerçekten insanlığı herhalde bizim yaşadığımız yüzyılda nükleer savaş tehdidi gibi insanlığın geleceğini tehdit eden başka bir tehdit unsuru olmadı. Ve bu koronavirüsle olan bu tehdit gerçekten bütün bilgilerimizi alt üst etti, bütün bilgilerimizi değiştirdi ve insanlığı çok farklı bir noktaya getirdi. Sizinle daha önce de telefonda konuştuğumuz gibi insanlığı herhalde daha insancıl noktalara taşımamız gerekecek. Yani insan biliyorsunuz etiyle kemiğiyle canlı, duyan, duyumsayan bir varlık ve bunun ön plana çıkacağını biz her zaman için göreceğiz. Ve bize burada bu virüsün belki de öğrettikleri, bize öğrettiği yaşam şekillerinde koronavirüs sonrasında normale dönersek büyük bir olasılıkla farklı bir normalde olacağımızı düşünüyorum ben. Bilmem yanıt verebildim mi sorunuza? Çok çok teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam korumayla ilgili önlemler alınıyor. Tedaviyle ilgili önlem alınıyor. Evet. İşte deniyor ki bunun 1,5 metre mesafe temas önlemi alınıyor. Peki normal hayata dönüleceği konusunda çünkü bu korona gerçekten toplumları gerdi, bir gerilim yarattı ve bu gerilim de korku üzerine işlenen bir gerilim. Normal hayatına döndüğünde insanlar bu gerilimi, korkuyu atmak için
insanların elbette ki psikolojik desteğe yardım ihtiyacı olacak. Yani bu sadece korku üzerinden üretilen şeyin dışında ekonomik boyutu da var tabii. İnsanlar işten atılacak, işlerini kaybedecekler, ekonomik sıkıntıya düşecekler falan gibi bir sürü sosyal psikolojik yönler olacak. Bununla ilgili neden önlemler konuşulmuyor? Ben de size katılıyorum. Kesinlikle haklısınız ve bu noktada sizin söylemiş olduklarınıza ben de katılıyorum. Şimdi gerçekten korona özelinde gideceksek, elimizde olan insanlığa en çok yol gösteren şey bilim. Size de dediğim gibi biz Aralık ayında bu salgın olduğunda bu virüsün ne olduğunu bilmiyorduk. Yani biz de şöyle bir duyum aldık. Çin'de bir yerel bölgede bir enfeksiyon var ve bu enfeksiyon akciğer bulguları yapan bir enfeksiyon. Daha önce 2002'de öğrendiğimiz SARS gibi, MERS gibi yerel bir tablo olarak kalacağını biliyorduk. Ama bilim elimizde o kadar önemli şeyler veriyor ki insanoğluna, o kadar önemli katkılar oluyor ki hızla bu virüsün ne olduğunu ayrıntılı olarak çözdüler. Yani bu virüsün, bunu da bilim bize verdi. Nelerin iyi geleceğini yine insanoğlu daha önceki bilimsel birikimleriyle birlikte dünden bugüne, bugünden yarına taşıyacak şekilde ortaya koydu. Artık kabaca nasıl tedavi edebileceğimizi biliyoruz. Ama burada en önemli sorun nasıl korunacağımız. Yani ve burada tabii ki ben bir çocuk hekimi olarak da her şeyden önce en önemli koruma amacının elimizde olan aşılamalar olduğunu biliyoruz. Biz sizinle aynı yaştayız. Hatırlarsınız ilkokula giderken bizim çocuklarımıza çocukken kollarımıza toplu iğneyle çiçek aşısı yapılır. Ve çiçek aşısı Anadolu'da o kadar önemli bir hastalık ki hepimizin çok sevdiği Aşık Veysel'in gözlerini kör eden hastalık, çiçek hastalığı. Ama bugün biliyor muyuz böyle bir hastalığı? Bilmiyoruz. Ben 40 yıllık hekimim. 40 yıldır bu hekimlik yapıyorum. Ama bunun içinde çiçek hastalığı görürsek tanıyabilir miyiz sorusunu çok sorduğum oldu. Görmedik çünkü. Aşılama yoluyla bunu yok ettik. Büyük olasılıkla aşıları bulunacak ve aşıdan sonra normale döneceğiz. Ama sizin dediğiniz gibi, siz tabii ki gazeteci olduğunuz için, basın yayın içinde olduğunuz için toplumun fotoğrafını biz sadece hastalık açısından fotoğrafı çekerken siz daha geniş perspektiften bakıp daha geniş perspektiften değerlendiriyorsunuz. Bu yüzden en önemli nokta sizin de dile getirdiğiniz gibi insanların ilerideki gelecek kaygısının ne olacağı. Hepimiz çok tedirginiz. Yani tüm dünya çok tedirgin. Hiç bilmediği, ezberinde olmayan, alışkın olmadığı bir durumu yaşıyor. Yani ben gerçekten 35 yıldır kendi kişisel açımdan konuşacak olursam bu denli rahat bir dönem olmadım. Sizin dile getirdiğiniz gibi birçok insan işini kaybetti, birçok insan işinden oldu. Bunların ardında mutlaka biz burada bu hastalıklarla birlikte olan, bu hastalıklarla birlikte mutlaka ve mutlaka Metin Bey psikolojik açıdan destek gerekecek. Türkiye özelinde konuşacak olursak gerçekten psikiyatri uzmanı arkadaşlarımızın, çocuk psikiyatri uzmanı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri var ve bunlar da çocuklara yönelik olarak değerlendirmeler yapıyorlar. Erişkinlere yönelik olarak nasıl daha rahat olunur, psikolojik süreçten nasıl çıkılır diye girişimde bulunuyor. Burada herhalde bu pandemi geçtikten sonra insanlığın normale dönüşünde en çok pandemiden çıkışta insanlığa, yine insanlarımıza da en çok yardımcı olan grup psikolog ve psikiyatrist arkadaşlarımız olacak gibi geliyor. Ama gerçekten burada sizin de üzerine parmak bastığınız gibi bu süreçten çıkış oldukça sıkıntılı olabilir. Ve oldukça sıkıntılı olan bu süreçler umarım insanlık çok büyük yara almadan, var olan eskiden kalma bütün yaralarını sararak, bütün kötülükleri geride bırakarak iyiliklere doğru el ele yeni ufuklara doğru ilerler diyorum. Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz çocuk doktoru olduğunuz için ailelere çocuk psikolojisi yönetimi metodu ne önerirsiniz? Nasıl yönetsinler işte, çocukların psikolojisini? Ben yine konuşmaya başlarken olan aynı sözü yinelemek istiyorum. Ben çocuk psikiyatri uzmanı değilim. Sadece çocuk psikiyatri çocuk psikiyatristi arkadaşlarımla olan uzun süreli temasımdaki elde edindiğimiz verilerle baktığımızda
gerçekten burada çocuklarla birlikte olan en önemli noktamız yine bir hekim kontrolünde ve psikolog kontrolü. Yani profesyonel olarak bu işi yapan insanlarla birlikte böyle bir veriyi hayata geçirmek çok daha yararlı olacaktır. Ve mutlaka bir destek almak önemli. Tabii ki enfeksiyonun kaygısı çok fazla üzerimizde. Bunlar için de özellikle yerel otoriteler tarafından, işte Hollanda'da da Sağlık Bakanlığı yayınlamıştı. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bu pandemi sürecinde oldukça başarılı işler ortaya koydu. Yani nasıl korunacağıyla ilgili işin başından beri özellikle oluşturulan bir bilim kurulundaki arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle birlikte, oradaki bilim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın ortaya koyduklarıyla birlikte nasıl korunacağıyla ilgili, nasıl yöneticiyle bu sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bugün gerçekten Türkiye özelinde baktığımızda hangi hastaneye başvurursanız başvurun, COVID şüphesi olan bir hastanın nasıl tedavi edileceği, ne şekilde yapılacağı belli. Bence bunun ardından tüm dünyada yapılması gereken özellikle psikologlar ve psikiyatristlerle birlikte, bunun yanı sıra yine çocuk psikiyatristleriyle birlikte çocuklar için de buna yönelik rehberler hazırlanması lazım. Ve normale dönüşün nasıl yapılacağıyla birlikte, normale dönüşün ne şekilde olacağıyla birlikte bizleri yönlendiren rehberler olacaktır. Özellikle burada tabii ki Sağlık Bakanlıklarına düşen, sağlık otoritesine düşen en önemli görevlerden birisi olarak bu da önümüzde duruyor. Bu süreçten de süreci çok sağlıklı olarak tüm dünyada da iyi yönetildi bu süreç. Yani gerçekten bunda bilimsel veriler yol gösterdi. İnanın 4 aylık sürede bu konuyla ilgili tıbbi bilimsel veri olarak çok sayıda bilimsel veri elimizde toplandı ve bu toplanan verilerin tümüyle birlikte uzun dönemli olarak bizim karşımıza gelen bir nokta oluştu ve bunlarla birlikte de ileriye dönük, ileriye yönelik olarak da çıkışta da aynı rehberlerin hazırlanacağını, aynı kılavuzların hazırlanacağını düşünüyorum. Hocam, bildiğiniz gibi Ramazan sürecindeyiz. Önümüzdeki günlerde de Ramazan bayramı gelecek. Bizim gibi sıcakkanlı toplumlarda kucaklaşmak, öpüşmek, el öpmek gibi gelenekten getirdiğimiz bir sürü töremiz, adetimiz, geleneklerimiz var. Şimdi bayramda bu teması nasıl koruyacağız? İnsanlara ne dersiniz? Yani bu defaya mahsus bu kucaklaşmayı iptal edilmedi diyeceğiz. Ne yapacağız? Kesinlikle. Bir kere çok güzel vurguladınız. Türk insanı da en önemli özelliği sıcakkanlı olması. Türk insanı başka kimseye benzemez. Gerçekten biz büyüğümüzü gördük mü? Nasıl öğrendik? Küçücük çocukken el öpmeyi öğrendik hepimiz. İlk yaptığımız, ilk öğrendiğimiz şey el öpmeydi. Öp bakalım el derlerdi. Ve bununla başladık her şeye. El öpmeyle birlikte başladık çocukluğumuza. Hayatımız böyle geçti. Uzun yıllar böyle geçti. Ama 4 aydır şunu çok iyi biliyoruz ki Metin Bey. El öpme, başka şeyler yapma, bunların hepsi artık insanlık için çok ciddi riskler oluşturuyor. Ve bu koronavirüsten kurtulana kadar, yani bu gerçekten insanlığın belki de bugüne dek karşılaştığı en büyük tehditlerden birisi. Benim kişisel görüşüm, bundan öncekileri bizim kuşağımız görmedi nasıl tehditler vardı, ama bu kadar büyük bir tehdit herhalde nükleer savaştı. Nükleer savaştan da daha büyük bir tehdit bu. Yani her yeri etkileyebiliyor. Dünyada etkilemediği bir nokta yok. O yüzden bence işte bu yıl herhalde 2020 yılında bu geleneklerimizi bir süreliğine rafa kaldırmakta, aşı bulunana kadar, herhalde aşı bulunduktan sonra hızla bağışık hale geçeceğiz gibi geliyor. Ama aşının bulunmasını mutlaka bilim insanlarını izlemek gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışan bilim insanlarının verileri çok önemli. Aşı bulunduktan sonra bu geleneklerimizi daha ön plana yine yaşatarak geçeriz. Yani Türklüğümüzü yine gösteririz geleneklerimizi de, ama bir süreliğine sizin de dile getirdiğiniz gibi ara vermemizde, birazcık sakin olmamızda yarar var. Tamamen vazgeçmiyoruz ama bir sene erteliyoruz. Bunda ne olacak canım? Erteleyelim, seneye daha çok sarılalım. Daha çok sarılalım, acısını çıkartalım bunun. Peki hocam, şöyle bir soru daha sormak istiyorum size. Kısa süre içerisinde aşı veya ilaç bulunmaz ise
Benim gibi risk faktöründe olan, ben kalp hastasıyım biliyorsunuz, şeker var, tansiyon var. Bu yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlara ne önerirsiniz? Yani bu kısmi gevşetmeler oluyor ama biz de gevşeyelim mi? Şimdi ben gide çocuk ekibi olduğumu söyleyerek bu sorunuza genel bilgimle birlikte yanıt vermek istiyorum. Evet. Şimdi bir kere ilaçlar oldukça ciddi ilaç seçenekleri var elimizde. Yani bunu izlediğiniz zaman bilimsel yazılarda da var. Basını da izlerseniz orada da göreceksiniz. Çok ciddi ilaç seçenekleri artık elimizde var. Ve bu ilaç seçenekleriyle birlikte çok ciddi altta sizin dile getirdiğiniz gibi risk faktörü yoksa hastaların birçoğu zamanında etkin bir tedavi alırlarsa hızla toparlıyorlar. Yani bu çok sevindirici bir haber. Ama aşı konusunda umutlu olmak istiyorum. Yani insanın belki de geleceğe dair en önemli bilgilerinden birisi umut. Umutlu olmak istiyorum. Yani aşının bulunacağına inanmak istiyorum. Çünkü bizleri, bakın bu ülkede Cumhuriyet döneminden itibaren trahom, sıtma, çocuk felci, birçok hastalık ortadan kaldırılmış durumda. Bunlar gerçekten çok ciddiydi. Biz çocukken kızamıktan, ben yeni asistanken bundan 35 sene önce çok sayıda çocuk kaybedilirdi. Yani kızamıktan çocuk kaybedilirdi. Çok önemli bir ozan çocuk ekibi var, Ceyhun Atıf Kansu. En ünlü şiiri Ceyhun Atıf Kansu'nun Kızamık Ağdı'dır. 1950'li yıllarda Anadolu'da çocuk gittiğinde Tokat'a birçok çocuğun kızamıktan öldüğünü görünce kahrolup o şiiri yazmıştır. Kahrından şiir yazmış. Ama bugün kızamık bu ülkede yok edilmiştir. Çok umutlu olmak istiyorum. Kızamık yok edilmiştir. Çocuk felci yok edilmiştir. Birçok bulaşıcı hastalık yok edilmiştir. Eskisi kadar menenjit görmüyoruz. Eskisi kadar ciddi zatürreler görmüyoruz. Bunu da yok edileceğine inanıyorum. Afrika'da olan birçok bizim bilmediğimiz hastalık aşıyla birlikte yok edildi. Sıtma, sarı humma gibi hastalıklar. O yüzden de aşı çıkana kadar bu önlemlere uymakta yarar var. Bu benim genel tababet bilgisi olarak veriyorum. Yani işte çok sıkı temasa girmiyoruz, maske takıyoruz, ellerimizi sık yıkıyoruz. Zaten bu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayınlamış olduğu 14 önlem içinde de ayrıntılı olarak yer alıyor. Hocam, son soru olarak şunu sormak istiyorum. Yani sizinle sohbet etmek o kadar güzel ve akıcı ki zamanımızı geçtik. Rejiden de işaret ediyorlar ama onların anlayışlarına sığınıyorum. Bu salgın olayından sonraki hayatımız nasıl olacak? Yani her şeyin başı sağlık deriz ya. Evet. Ama uygulamada hiç öyle davranmayız. Bu yine bize has bir şey. Avrupalılar biraz kuralcı, bizim gibi değiller. Yani insan ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerimizde, bireysel ilişkilerimizde her şeyin başı sağlıktır dediğimiz düsturu insanlar uygulayacak mı? O tecelli edecek mi o sağlık temennimiz? Yani ve ettirmek mecburiyetinde miyiz? Bence de. Şimdi ilk sorunuzda verdiğiniz yanıtı söylemek istiyorum ben burada. Yani gerçekten umutlu olmak istiyorum. Ve insanlığın, biraz amiyane olacak ama özür diliyorum seyircilerim, bu beladan bir an önce kurtulacağına inanmak istiyorum. Ve pandemi sonrası insanlığın daha iyi olacağına inanmak istiyorum. Yani artık hiçbir şeyin anlamlı olmadığının, en anlamlı şeyin insanlık olduğunun, iyilik yapmak olduğunun, birilerine yararlı olmak, birilerine faydalı olmak gibi amaçların daha ön plana çıkacağına inanıyorum. Yani dayanışmanın, yani insanların birbirine güvenmesinin, insanların daha önemli olmasının ve doğanın, doğaya, tabiata insanların daha sahip çıkacağına inanıyorum. Yani en çok ihtiyacımız olan şey gerçekten doğa. Doğaya daha sahip çıkacağımızı, daha insancıl, daha iyi bir dünyanın olacağına bu salgından sonra da inanmak istiyorum. Böyle bir temenniyle ben de sizlere, beni davet ettiğiniz için ve Hollanda'daki yurttaşlarıma seslenme olanağını sağladığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Efendim, Sayın Hocam, biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Fakat ben Özgür Kasap Çopur Hoca'yı programın sonunda tanıtayım dedim.
Benim gözümde Özgür Hoca, önce talebelerinin gözünde Özgür Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Özgür Hoca, talebelerinin gözünde baba şefkatiyle yaklaşan, hastalarının gözünde, hastalarının indinde de doktor amca, benim gibi dostlarının gözünde de tanışmaktan keyif duyacağınız en değerli insanlardan bir tanesi. Bizim için bu program çok keyifli ve bir o kadar da aydınlatan, bilgi veren bir program oldu. Umarım önümüzdeki haftalarda başka bir programda, başka bir konukla tekrar buluşma temennisini iletirken evde kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Evde kalarak bu sağlık otoritelerinin tavsiye ettiği tedbir kurallarına uyarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun.